Evet arkadaşlar, bugün zayıf arılarımızın yanındayız. 10 gün kadar gelemedik. Arılar biraz polen çekiyor. Kovanı açıp durumlarına bakacağım. Evet. Birinci kovan bu. Bakayım durumuna önümde. Evet. Şuruplarını, keklerini yemiş bitirmişler. Hızla naylonlarını kolundan atıyorum. Evet. Bundan yemeye devam ediyor. Şurubunu tamamen bitirmemiş. Suyunu değiştireceğim. Evet, herhangi bir şurup depolaması yapmamış. Çektiği şurubu kullanmış anladığım kadarıyla. Evet, burada polen ve balyada şurup var. Bir tane ana memesi dikmiş. Acil ana yüzü. Acil ana yüzünün içinde, evet, içine bakacağım. Ana kaybetmiş olabilir diye. Evet, kapalı yavrular, açık yavrular. Evet. Bir tane ana memesi var. Acil ana yüzü. Bu kovan. Evet, birkaç gün içinde ana kaybetmiş olmalı. Olduğu gibi bırakacağım. Buna hazır ana vermiştik. Anasını yumurta atmasını beğenmemiş olabilir. Kışa genç anayla girmek istiyor olabilir. Bunu olduğu gibi bırakacağım. Evet. Arıların bacaklarında polenler var. Bir kısmında. Ve eğer bu ana kaybettiyse yakın zamanda kaybetmiş olmalı. Çünkü hala açık gözler duruyor.
ara ana kaybettiği için bu fazla çerçeveyi. Kenara çekeceğim. En dışa çekeceğim. Suyunu koyuyorum. Evet. Ve kapatıyorum. İkinci kovana bakıyorum ne halinde. Bağlamında bir durum. Evet, şurada bunu tamamen çekmiş. Bunu da suyunu döktüm. Evet, bakalım ne halinde. Son çerçeveye biraz şurup koymuş ama herhangi bir işlemi yok. Başka. Evet, kapalı. Yavrular. Ve biraz açık yavru var çerçevede. Burada da biraz kapalı yavru ve biraz bal var. Burada kapalı yavru polen, biraz açık bal var ve biraz açık yavru var. Herhangi bir meme dikme durumu yok şu an için. Burada da kapalı yavrular, açık yavrular ve biraz bal var. Şimdi ana arı. Evet, diğer aralardan aşağıdılar. Şimdi bu ikisinin arasına bir çerçeve girip ön arının yumurta yapmasını sağlamaya çalışacağım. Şunu koyacağım. Şurubunu koyacağım. Evet, ortadaki kovanın suyunu, şurubunu, kekini koydum. Ortaya bir tane en sağdaki kabarmış çerçeveyi koydum anarının yumurta atması için. Ve bu şekilde kapatıyorum. En sağdaki kovana bakıyorum şimdi. Evet, şurubunu çekmiş.
Ara biraz kadro arttırmış gözüküyor. Ama açlık işareti olarak da saldırıyor. Şimdi koymuştum kabartması için herhangi bir şeye başlamamış. Stok tabi kuvvetli olması lazım ki kuvvet arasın. Arı güçlü olması lazım. İhtiyat olarak koymuştum. Şimdi bakayım durum ne halinde. Evet, şurubu çekmiş, polen çekmiş, şurup çekmiş ve güzelce en sağ çerçeveyi duvar yapmış. Evet, burada çerçevede açık ve kapalı yavrular var. Yavru düzeni güzel gözüküyor. Arkasında da açık ve kapalı yavrular var. Herhangi bir meme gözükmüyor. Kapalı yavruların bir kısmı da gözlerden çıkmış. Açık yavruları da görebiliyorum. Evet. Kendi yumurtaları da var ama arı aç. Şimdi bu aç arıyı doyurmak lazım. Yine ihtiyat çerçevesi olarak çerçeve bırakayım ve şurup ve suyunu koyayım. Buradaki suyunu da değiştireyim. Evet, suyunu koydum, şurubunu koydum ve biraz da üstüne artan keklerden koydum. Bu şekilde kapatıyorum. Evet. Kaydırma yaptığımız kovandayım zayıfırda. Bakalım kovanın halinde. Evet, şurubun olduğu gibi çekmiş. Evet. İçeriye verdiğim bazı sırlarını da yalamış, yıkmış. Evet.
biraz dolu katmaya çalışmış. Evet. Bunda herhangi bir hareket yok. Önemli bir bakalım biraz. Evet, biraz şurup var üstünde sadece. Evet, bunda da şurup ya da bal var ama sırlamamış. Biraz polen var içinde. Evet, arkası da aynı şekilde. Ana arı burada. Açık ve açık yavruları görebiliyorum. Günlükler de var. Ana arı bu çerçeveyi yumurtlamış. Verdiğimiz oksalik asit ve formik asit karışımı 3 kovana herhangi bir etki, herhangi bir sıkıntı yapmamış. Öbür kovanın ana arısı muhtemelen kesmiş olabilirler. Meme diktiklerine göre meme de kapanmış. En son verdiğim şuruptan dolayı ana arı yeterince yumurta atmayınca da kesmiş olabilir. Polen yokluğundan da kesmiş olabilir. Onu kendi haline bırakacağım. Gerekirse ona takviye vereceğim. Burada duvar var. Arı duvar yapmış. Bal ve polenle duvar çerçevesi yapmış. İçinde yine açık yavrular var. Ve biraz da kapalı yavrular var. Biraz da çerçevelerin altlarına doğru erkek yumurtası var. Erkek pupa var. Bu demektir ki bu dönemde hala erkek olduğuna göre aşağıdaki ilk açtığım kovandaki ana arı dışarı çıktığı zaman çiftleşme imkanı bulabilir. Geçen sene Haziran'ın ilk haftasından sonra erkekleri kovanlar, koloniler öldürmüşlerdi. Bu sene Ağustos'un ilk haftasındayız ve dışarıdan hala polen geldiği için erkekle ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çevre aralıklarda da erkek sıkıntısı çekildiğine dair bir şey, herhangi bir şey duymadım. Evet, bunun yeterince gıdası var. Gıdası yeterince olduğu için fazla olan bölüme, bu kristalleşen şekerin kristalleştiği bölüme su ilave edeceğim ve devam edeceğim. Evet, kristalleşen şekerin üzerine biraz su ilave ettim. Ve arılar o kristalleşen şekerin erimesi, suda erimesiyle birlikte biraz tatlanacak su. Ve arılar da kolaylıkla içebilecek. Bu şekilde arıyı kapatıyorum. Evet, arı kuşları da tepemizde.